Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, ben bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Buna daha çok itiraz edeceksiniz, söyleyeceğim şeyi bir dinle. Şimdi arkadaşlar, Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, ben orada otururken yalan söylendiği zaman bile bana müsaade ettiniz. Ben burada nasıl konuşacağım? O zaman müdahale edin. Sayın milletvekilleri hatip sözünü bitirsin lütfen. Tamamlayın Sayın Bakan. Buyurun. Evet. Şimdi sabret. Bir dakikam kaldı. Sabret. 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 Bir dakikam kaldı. Sabret. Evet, ona geleceğim. Onu anlatacağım. Tam onu anlatacağım. Sus, onu anlatayım. Sus. Tamam. Evet. Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakın burada şöyle bir tablo var. Bir grup milletvekili temsil ettiği kitle açısından çocukların okula girmesini engelleyen, okullarımızın camlarını kıran, çocukları daha terör örgütüne teşvik eden bir grup terör örgütünü destekleyen milletvekilleri var. Bir başka grup ki bunlar Yavuz, bir saniye ben anlat. Sayın Başkanım, ben hiçbir cümle kuramıyorum ya. Ne yapayım? Evet. Şimdi bir saniye. İkincisi. Sayın milletvekilleri lütfen Sayın Hatip kürsüde sözlerini tamamlasın. Sayın Bakan, tamamlayın lütfen. Tamamlayın, ne konuşamadım ki tamamlayacağım. Buyurun. Müsaade edin, susun. Devam edin Sayın Bakan, devam edin, buyurun. Evet, o partiyle 2018'de, 2019'da, 2023'te yol yürüyen milletvekili de bana Türk milliyetçiliği dersi veriyor. Kusura bakmayın, bu dersi alamam. Bu dersi alamam. Aynı şekilde o partiyle yol yürüyen bir siyasi partinin temsilcisi andımızla ilgili bana cevap veriyor. Bir saniye. Bir başka konu. Ben meramı anlatayım da. Bir diğer konu. Bahsettiğiniz STK'larla ilgili olarak sizinle de bir şey paylaşayım. Evet. Bir diğer konu. Çok hoşunuza gidecek bir şey daha söyleyeceğim. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolümüz var. Tamamlayın Sayın Bakan. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla. Ben sizi dinledim. Bakın, demokrasiden bahsediyorsanız dinleyeceksiniz. Öğreneceksiniz. Bunlardan 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı, bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. O çocuklar... Millet Meclisi'ne. Başkanım, ben evet. Bakın, protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocuklar dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim. 2024 bütçemize desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime bu kadar önem verdiği için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.